İyi akşamlar. Bu akşam yine bir canlı yayında beraberiz. Bugün kalp yetersizliği ile ilgili her şeyi konuşacağız. Kalp yetersizliği hangi e, hastalıklarla karışır? Aralarındaki bu karıştığı hastalıklarda aralarındaki fark nedir? Kalp yetersizliği nasıl oluşur? E, kapak yetersizliği ile kalp yetersizliği aynı şey midir? E, ciğerlerde su toplaması ne demektir? Ne anlama gelir? Ee, ve e, bunun tedavisi nedir? Ciğerlerinde su topladığı zaman nasıl bir tedavi yapıyoruz? Bir de son olarak tuzsuz diyet ne kadar bizim için önemli? Bir kalp yetersiz hastası için bunları anlatacağım. Ee, i̇lk olarak kalp yetersizliği nedir? Onu anlatacağım. Kalp yetersizliği kalbin pompa gücünü bir şekilde fonksiyonunu kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan kalbin e, ciğerlerden su çekememesi, bu su çekememesine bağlı ciğerlerde su birikmesi, bu suyun da oksijen alışverişini engelleyip nefes darlığına sebep olmasına deniyor. E, bu kalp yetersizliğinin sonucu ortaya çıkan nefes darlığı, başka nefes darlığı yapan hastalıklarla çok karışıyor. Mesela koah dediğimiz hastalıklar, yani akciğerin bronşlarda Daralma soluk borusunda, nefes borusunda, akciğerlerdeki tüm nefes kanallarındaki her türlü daralma da nefes darlığı yapabiliyor. Astım da nefes darlığı yapabilir. Akciğer hastalıkları nefes darlığı yapabilir. Veya psikolojik olarak insanlar nefes darlığı hissedebilirler. Dolayısıyla bu hastaların hepsi aynı kalp yetersizliği gibi nefes darlığı olabilirler. Bunlarda ayırt etmenin bazı yolları var. Burada en önemli yol tabii bir hastanın kalp yetersizliği hikayesi geçmişi var mı buna bakıyoruz. Kalbin ee, kalbine ultrasonla bakıyoruz. Ultrasonda kalp yetersizliği bulguları var mı? Mesela kalp kası iyi kasılıyor mu? Kalp kapaklarında kaçak var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer bu tarz bir bulgu varsa bu yönde işte akciğer içi basınç artışına ultrasonda tahmini bir şeyler var. Pulmoner arter basıncı artışına e, ultrasonda görüyoruz. O pulmoner arter basıncı dediğimiz akciğerdeki sıvı şey kanın Basıncına bakıyoruz. Bu basıncını ultrasonda ölçebiliyoruz. Bu ölçüm sonucunda basınç çok yüksekse eğer diyoruz ki su toplaması da beraberinde vardır deyip kalp yetersizliği tanısı koyabiliyoruz. Veya şunu muayeneden bakıyoruz. Muayenede sırtını dinlediğimizde ciğerlerimize krepiten raller dediğimiz tıbbi olarak ya da böyle hışırtı şeklinde özellikle akciğerlerin alt kısımlarında bir hışırtı sesi duyuyorsak bu kalp yetersizliği bulgusu olabiliyor. Veya koahsa işte soluk borusunda böyle bir üfleme sesleri duyabiliyoruz. Bu üfleme yönündeki sesleri de koa hastalığı olarak e, nitelendirebiliyoruz. Kalp yetersizliğinin ortak yönlerinden birisi yani kalp yetersiz hastaları genelde sırt üstü yapmakta zorlanırlar. Yani yattıkları zaman nefes darlıkları daha da artar. Koa bir miktar bu da olur ama ön planda değildir. Esas ön planda koa hastalarında ee, şeydir, e, hareketle yani yatışla kalkışla nefes darlığı değişmez. Ama kalp yetersizliği hastalarında özellikle yattıklarında ciğerlerindeki su toplama miktarı daha da artacağı için e, nefes yani su altta birikmiş olan su bütün ciğere doğru yayılacağı için yattığı zaman e, ayakta dururken yer çekim etkisiyle su akciğerlerin alt kısmında birikir ama yattığı zaman bütün akciğerlere dağılır ve daha fazla nefes darlığına sebep olur. Hatta Kalp yetersizliği hastaları gece uykudan nefes darlığıyla uyanabilirler ya da 3 yastıkta 5 yastıkta ancak nefes darlığı çekmeden rahat rahat yatabilirler. Veya 45 derece açıyla dik sandalyede ya da koltukta oturarak uy uyumak zorunda kalabiliyorlar. Bu yüzden e, bu sırt üstü yatmakta zorlanma, gece nefes darlığıyla uyanma, böyle bir uykudan... Oksijen açlığıyla uyanırlar. Böyle bir şikayeti varsa hastanın klinik hikayesine kalp yetersizliği olma ihtimali daha yüksek oluyor. Ama böyle yatmayla kalkmayla değişmeyen bir nefes darlığı varsa koah olabilir, astım olabilir veya e, psikolojik e, strese, anksiyeteye bağlı e, bir bunalım, buhran derler ya o, o tarz bir nefes darlığı da olabiliyor. E, bunlar işte muayenede koah bulguları yok, kalp yetersizliği bulguları yok, ekoda baktık herhangi bir sıkıntı yoksa e, bu hastalarda biz e, acaba psikolojik mi diye bakıyoruz. Her şeyden kontrolden geçirdikten sonra hiçbir şikayeti yoksa yani bulgu yoksa elimizde ve nefes darlığı yine de devam ediyorsa o zaman işin e, psikolojik kısmına da bakıyoruz. E, nasıl bakıyoruz, nasıl ayırt ediyoruz bunu psikolojik olanlarda nefes darlığına? Hastanın stresini alıyoruz. Mesela sakinleştirici bir ilaç veriyoruz. Hasta sakinleştiğinde bu ilaçın etkisi tam oturduğunda nefes darlığı geçiyorsa ya e, bu işte psikolojik de diyebiliyoruz. Evet. Peki kalp yetersizliği nasıl oluşuyor? Şimdi bunu anlatacağım. Ee, kalp yetersizliği kalbin fonksiyonunu kaybetmesi sonrası ortaya çıkıyordu. Bu fonksiyonlar nasıl kaybedebilir? Mesela en sık gördüğümüz şey kalp krizi geçirir hastalar. Kalp krizi geçirdikten sonra hastalarda e, kalp fonksiyonları, yani kalbin kas kısmını iyi kasılmamaya başlar. Özellikle şimdi size maketten göstereceğim kısımları var. Ee, bu arada bu bizim büyük kalp maketimiz daha iyi anlayabilirim diye normalden çok daha büyük bir kalp boyutu var. Biz buna hatta fil kalbi diyoruz bazen. Hastalarımıza öyle anlatıyoruz. Şimdi bu kalbin ortadan ikiye kesilmiş hali. Yani şöyle yarısını kestik. Şöyle anlatayım. Burasını bu kalp bu kısmını çıkarttık. Burası kaldı sadece. Bu kısımda şöyle bir şey görüyoruz. Kalbin odacıkları var. Burada bir odacık, burada bir odacık. Burada küçük odacıklar, burada büyük odacıklar var. Şu gördüğünüz şeyler de kalp kapakları aslında. Bu kapaklar odacıklar arası geçişi sağlıyor. Buradan bu tarafa doğru kan akımını sağlıyor. Evet izin veriyor ama geriye doğru kan geçmesini engelliyor. Yani kan geçmesini engelleyemese ne oluyor? Kapak yetersiz diyoruz ama kalp yetersiz değil. Birazcık onu birazdan anlatacağım. Aradaki farklar neler? Şimdi kalbin en çok pompa gücünün olan böyle en kas gördüğünüz kalın kısmı da zaten burası. Bu kalın kısmı bütün vücuda kan pompalayan kısım. Kalpten çıkan ana atar damar. Şöyle göstereyim. Şimdi birleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. İşte bu kapaklar bunlar da bütün vücuda kan gönderen kapaklar. Bu kapaklardan kap kalp kasları kasıldığın zaman buradan kanı fışkırtıyor. Fışkıran kan ne oluyor? Aort dediğimiz işte bu damara, buradan gelen damar, vücuda kan pompalayan damar bir ağacın gövdesi gibi etrafa dallara dağılıyor. Kanı ileriye doğru gidiyor. Burası en önemli kısmı. Burası durduğu zaman hayat duruyor. Kalbin bütün vücuda kan gönderen kısmı. Burası akciğerlere gönderen kısmı. Yani bu aldığı kanı akciğerlere pompalar. Yani bacaklardan ve yukarıdan aşağıdan bütün kalbe gelen kan buraya gelir. Buradan bu kısma geçer ve bu kısmından da akciğerlere gider kirli kan. Sonra temizlenip bu kısma gelir. Bu kısımdan gelen akciğerden gelen temiz kan kalbin en önemli kısmına gelir. Sol ventrikül diyoruz buraya. Bu en önemli kısımdan da kasıldığı an bütün vücuda o biraz önce gösterdiğim bu işte şu damar, aort damarı dediğimiz damardan bütün vücuda gider. Tabi buradan çıkar bir kavisle aşağıya doğru döner. Dönerken kollara, beyine dal verir. Sonra aşağıya döner. Aşağıya giderken de işte bütün hayatı organlara dallar verir. Oraları besler. En son bacağa doğru iki ayrılır. iki bacağı besler. Peki bu kalp krizinde bu kaslar hasar görüyor işte. En önemli hasar gören kısım bunlar. Bu kaslara bağlı hasar görmesine bağlı normalde bu şekilde kasılan bu kalp hasara bağlı çok daha az kasılmaya başlıyor. Yani kasılma fonksiyonlarını kaybediyor. İşte böyle olduğu zaman akciğerden kan çeken, vücuda kan pompalayan, yani akciğerden gelen kanı alıp vücuda gönderirken bu fonksiyonunu kaybedince akciğerden de kanı iyi çekemiyor. Kanı iyi çekemediği için orada bir göllenme oluyor akciğerlerde. Bu göllenme damarın, damarın basıncına sebep oluyor. Damarın içerisindeki basınç artıyor. Akciğer damarlarının bir özelliği var. İçindeki basınç arttığı zaman damardan dışarıya serum kısmı sızıyor. Hani şunu belki göreniz olmuştur yakınlarınızda. Kalp yetersiz olan hastalarda ayaklarda şişme olur. O kadar çok şişer ki su akmaya başlar öyle. Yani. Aynı ona benzer bir bulgu. Ayaklardaki o şişlik ve su akması işte damar dışına sıvı sızmasıdır basınç çok yükseldiği zaman. İşte akciğerlerde oluyor bu. Damardan dışarı serum kısmı sızıyor. Peki ne oluyor? Ne ne olur sızarsa işte kalp şeyde ciğerlerde hava alışverişini sağlayan alveol dediğimiz kesecikler vardır. Bunlar bunların içerisinde böyle üzüm salkımı şeklinde içleri boş keseciklerde hava içeri girer işte orada oksijen ve karbondioksit alışverişi olur. Yani içeri kana oksijen verilir, karbondioksit de dışarı doğru alınır. Bu alışverişi yapılan o alveollerin, o keseciklerin içerisinde böyle üzüm salkımı şeklinde keseler vardır. İçi boş üzüm salkımı diye düşünün. O keselerin içerisinde su dolmaya başlar. Yani oraya su doldukça hava alışverişi, oksijen ve karbondioksit alışverişi engellenir. Bu engellenmeye bağlı en çok etkilenen de oksijendir. Oksijen azlı olur hasta oksijeni nefes alsa da fazla oksijen alamayacağı için bu kez hastada nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkar. İşte biz de buna kalp yetersizliğine bağlı nefes darlığı diyoruz. Astım koahta ise bu tarz hastalarda yukarıdan gelen o nefes borusu dalları, ağaç dalları gibi ayrılır. diye Küçük borucuklara ayrılır. Bu borucuklarda daralmalar ortaya çıkar. Oksijen gelemez. Yani oradan kana karışması kısmı değil oksijenin yukarıdan aşağı inme kısmında sıkıntı vardır. Koa hastalarında yatmayla kalkmayla değişmeyen bir nefes darlığı vardır. Süreklidir. Zaten muayenede bunların ayırt etme yolları vardır. Onlarda da ayırt edebiliriz. Peki. Ciğerlerde su toplaması dedik. İşte bu neden oluyor? Bunu anlattık. Peki ne tedavi veriyoruz ciğerlerinde su toplayan insanlarda? İşte ciğerinde su toplayan insanlarda Vücuttaki fazla suyu atıp biraz vücudu kurutmaya çalışıyoruz. Kurudukça diğerler, ciğerlerde daha az sular toplanıyor. Daha az su toplanması da nefes darlığını azaltır. Hatta tedavi haline, tedaviyi de tam yapabiliyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? İki şey söylüyoruz. Tuz diyeti diyoruz. Tuz diyetini birazdan anlatacağım ama ondan önce şunu diyoruz. Eğer çok fazla ciğerlerde su toplaması varsa akciğerde bildiğin gölet gibi su birikir. Bu ciddi fazla miktarda akciğerin yarısını mesela kaplayacak kadar su birikmesi olursa bu su birikmesine e, iğne ile girip oradan bir dışarıya direnej edip dışarıya aktarıp sıvıyı e, tedavi edebiliyoruz. Burada aniden çok ciddi bir su dışarı aldığı için çok ani bir rahatlama olabiliyor. Bu bir. İkincisi vücuttan fazla suyu atıcı ilaçlar veriyoruz. Bunlar işte idrar söktürücü dediğimiz aslında idrarda fazla suyu neyle atacağız? Böbrekte idrarla atacağımız için idrar söktürücü ilaçlar, çeşit çeşit ilaçlar var. Bunlardan en çok kullandığımız Lasix veya Desal piyasadaki ismiyle bu ilaçlar. Lasix'i Desal'i aldığımız zaman bir anda çok tuvalete çıkartırız. Bir insanın ne kadar çok idrar söktürücüye ihtiyacı varsa, vücutta ne kadar çok su biriktiyse Desal'e karşı veya Lasix'e karşı reaksiyonu da o kadar fazla olur çok biriktiyse bir hasta saatlerce tuvalete çıkar. Mesanesi, idrar torbası dolar dolar boşalır, dolar dolar boşalır ve nefes darlığı da hızlı bir şekilde azalır. Aldakton denen, işte aldaktazit denen çeşitli ilaçlar da var. Bunları da idrar söktürücü olarak kullanıyoruz. Peki sadece idrar söktürücü olarak bir tedavi vermek bizim için kalp yetersiz hastalarında yeterli, yeterli bir tedavi mi? Hayır şuna benzet. Şunu, şunu şu konuya mutlaka değinmem gerekiyor burada. Ee, bir tuz mevzusu var. Ee, tuz şöyle bir şey. Ne kadar su içerseniz için idrarla atıyorsunuz o suyu. Mesela günde 5 litre su içtiniz, 5 litre idrara çıkarsınız. Ama suyla birlikte tuz da tüketirseniz tuz o suyu vücutta tutuyor ve ödeme sebep oluyor. İşte kalp yetersizliğinde bu bizim için büyük dezavantaj haline geliyor. Özellikle yüksek tansiyon hastalığı ve kalp yetersizliğinde o yüzden tuz tedavisi çok önemli. Zaten idrar söktürücü ilaçların çalışma mekanizması da vücuttan aslında fazla tuzla birlikte su atarak idrar söktürüyor. Yani aslında tuzu atmaya çalışıyor vücuttan. Biz de şunu söylüyoruz bu hastalara. Biz sizin vücudunuzdan tuz attırıcı ilaçları vermeye çalışıyoruz. Onun yerine bize yardımcı olun, siz de tuz almayın. Çünkü biz ne kadar tuz attırırsak, siz de o kadar alırsanız ilaçların bir faydası kalmayacaktır. Yani gelir gider dengesi aynı olacak, hatta fazla bile olabiliyor. Bu yüzden tuz dengesi, tuz diyeti bizim için çok önemlidir. Ne kadar önemlidir? Bununla ilgili az çok bir bilgi vermek istiyorum size. Şöyle bir hastamdan örnek vermek istiyorum. Evet. Hastamda ciddi kalp yetersizliği bulguları vardı. Tedavisini düzenledik. Her şeye yaptık, ayarlamalarını yaptık. Her şeye rağmen bir e, kalp yetersizliğini tam olarak toparlayamadık. Ayak ödemlerini çözemedik. Nefes darlıkları devam ediyordu. İşte hastaya sorduk. "Tuzsuz diyet yapıyor musunuz?" diye. "Yapıyorum." dedi ama bir konuyu kaçırmış. Ekmeğin tuzsuz tüketilmesi. Ekmek tuzsuz tüketilmediği takdirde ciddi bir tuzsuz diyet yapmıyoruz demektir. Çünkü yemeklerdeki tuzdan çok daha fazlası, yemeğe attığımız tuzdan çok daha fazlası ekmekte var. Yani dünyanın en tuzlu ekmeklerini tüketiyoruz. Dolayısıyla bizim tuzsuz diyetten bahsimizde birinci kuralımız ekmek. Ekmeği tuzsuz ekmek yemediğimiz sürece tuzsuz diyet yapmıyoruz demektir. Ha ne yapıyoruz? Ekmeğimizi tuzsuz ekmek yapıyoruz tuzsuz diyet için. İkincisi yemeğimize hiç tuz atmıyoruz bir tutam dahi. Üçüncüsü salça kullanmıyoruz. Tuzsuz salça, domates püresi olur ama salça normal standart salçalarda tuz vardır. Dördüncüsü peynir zeytini tuzsuz tüketiyoruz. Beşincisi de turşu. Turşu kesinlikle katiyeten tüketmiyoruz. Evet. Peki. Bir hastamız soru sormuş. Ben günde her gün 10 bardak su içiyorum ama 2 bardak bile idrar, idrarım yok. Pardon. Ee, çok fazla su içerseniz çok fazla su çıkartırsınız vücuttan. Ha, bunu idrarla da çıkarabilirsiniz. Terlemeyle de atabilirsiniz. Çok fazla terliyorsanız çok idrara çıkmazsınız. Vücudu ter, e, suyumuzu ve tuzumuzu terle atmışız demektir. Bunlar da olabilir. Evet sorulara geçelim. Biraz soru bakalım. Kaya tuzu kullanmamızın bir fayda sağlar mı? Adı tuz olan her şey zararlıdır. Kalp yetersizliği ve yüksek tansiyon hastalarında. Kaya tuzu, Himalaya tuzu, işte bilmem ne garip garip tuzlar var söylüyorlar. Tek bir tuz var. O da potasyum tuzları. Onların zararı yok ama potasyum tuzlarına şöyle bir dengesiz oluyor. Kanda potasyumu yükseltebiliyor. İçindeki potasyum dengesi biraz sağlıklı olmayabiliyor. Onları da bu yüzden tam dengeyi bulamadığımız için önermiyoruz ama mesela şöyle söyleyeyim potasyum çok düşmüş bir insana potasyum tuzu verebiliriz. Ama bu da çok sıkı takip edilmesi gereken bir şey. Ha bunun yerine biz tuzsuz diyet yapsak olmaz mı? Olmaz diyenler var. Ve hocam ben tuzsuz yaşayamam diyenler var. Biz de diyoruz ki tuzsuz yaşarsınız. Siz tuzsuzla alışırsanız şu an attığınız tuzları size fazla gelecektir diyoruz. Bu konuda çok önemli. Tuzsuz alışmak çok zordur. Hani bir laf var alışmış kudurmuştan beterdir işte. O alışmışlığı yok etmek yeni bir alışkanlığa çevirmek. Ee, çok zor. Gerçekten bu kadar zor. Ama çevirdikten sonra da geri dönmek çok zordur. Ondan sonra bir daha da kolay kolay tuz e, almanıza gerek kalmaz. Çünkü artık damağınız tuza, tuzsuzluğa alıştıktan sonra yediğiniz eski yemekler hep tuzlu gelecektir size. Evet Leyla Hanım demiş ki çok faydalanıyorum. Çünkü annemde hepsini yaşadım. Pardon Leyla Hanım'ın başka bir sorusu var galiba. Kaçırdım onu. Peki. Bir yarım soru olacak. O yüzden devam etmeyeyim. Hocam demiş Hatice Sağyan. yan. Ee, hocam 85 yaşında kayın akciğeri yarıdan fazla su toplamış. Doktorlar hiçbir şey yapamadılar. Eve gönderdiler. Hastayı bir şey yemiyor. Yatakta ne yapabiliriz? Evet, e, ileri derecede ciğerlerinde su toplaması varsa istediği kadar yaşı kaç olursa olsun akciğerin yarısına kadar su varsa ciğerindeki suyu iğneyle girip almak lazım sırtının arka tarafından drenaj iğnesi takıyoruz ve suyu boşaltıyoruz. Ondan sonra iyi bir tuzsuz diyet, iyi bir ayarlamayla bir daha su toplaması engellenebilir. Çok nadirdir su toplamasını engelleyemediğimiz hasta. Evet. Peki. Reyhan Nihal hastamız Instagram'dan sormuş. Murat hocam aort damarı 3.8 ilaçla daralabilir mi? 3.8 demek aort damarında sınır 3.7'dir. Çok az çıkmıştır. Yani bunu daraltmamızın bir anlamı yok. Daralmaz da e, sadece bunun artmasına sebep olacak etkenleri ortadan kaldırmak lazım. Bu da en önemli şey yüksek tansiyondur. Bir diğeri de uyku apnesidir. Bunlara sıkı sıkı bakıp iyi bir tedavi alırsanız 3.8 sizi yani 100 yaşınıza kadar götürür. Sıkıntı olmaz. Evet... E... T.C. Hasan Kadir demiş ki hocam varis için soğuk su uygulaması ne gibi fayda olur? Sağlar acaba? Soğuk sular damarlarda spazma sebebi olduğu için variste faydalı olabilir ama geçici bir faydadır. Kalıcı fayda varis, kas, e, bacak kasları varisi destekleyen kaslardır oradaki damarları. O yüzden e, bacak kaslarınızı kuvvetlendirin. Uzun süre sabit ayakta kalmayın. Kalacaksanız bile varis çorabı giyin. Bir de bir iki ilaç ayarlaması var bunlara bakın. Yani ilaçlarınızı ayarlayın diyoruz. Peki Nalan Şengül Deveci Facebook'ta iyi akşamlar hocam demiş. Nefes darlığım astım. Nefes darlığım var. Kimi doktor? Koa kimi doktor? Astım diyor. Fakat gece sırt üstü yattığımda en başta söylediğin sıkıntılar var. Pardon soruyu kaçırmayalım. Sıkıntı var. Acaba bende su toplaması var da doktorlar karıştırıyor mu? Bir de öksürünce atak olduğunda ağzıma sıvı geliyor şöyle gece yatarken nefes darlığıyla uyanmanın bir şeyi de astım ve kahveniz astım atakları da varsa ağzınıza da sıvı geliyorsa mesela burada benim aklıma gelen neydi hastamızın ismi Nalan Hanımın en önemli şeyi bence reflü yani mideden yemek borusundan yukarıya mide asitinin kaçmasına reflü deniyor bu reflü bazen yattığınız zaman o reflü daha da artar özellikle akşamları yemek yiyip bol fazla yemekle tüketip yatıyorsanız bu reflü yukarıya doğru çıkıp yemek borusundan soluk borusuna kaçabiliyor. Bu da astım atakları gibi nefes darlıkları yapabiliyor. Ben Nalan Hanım'a mutlaka bir kulak burun boğaz muayenesi olmasını ve reflü tedavisi varsa olmasını öneririm. Büyük ihtimal böyle bir şey var, sıkıntı var. Buna bağlı. Böyle kalp yetersizliği gibi değil gibi anlattıkları. Evet Nilüfer Köksal demiş ki Hocam ben kardiyoloji doktoruna gittim. Beni kalp yetmezliği doktoruna yönlendirdi. Kardiyoloji ve kalp yetmezliği tedavisi arasında fark var mı? ya da doktorlar arasında fark var mı oluyor? Ee, şimdi şeyde devlet hastanelerinde yalnız hatırlamıyorsam kalp yetersizliği poliklinikleri var. Normalde biz bunları ayırmıyoruz. Biz hepsini tedavi ediyoruz ama devlet hastanesi biraz daha branşlaşma adına kalp yetersizliği polikliniğine yönlendirmiştir. Yoksa her kardiyoloji doktoru kalp yetersizliği tedavisi yapar. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Evet hocam bazen kalbim sanki durmuş tekrar çalışıyor gibi tuhaf oluyor demiş. Bu ekstra sistol olabilir. Eğer çok sık oluyorsa Hatice Çetiner sormuş bunu. Bunun için ritim olteri takmamıza fayda var. Evet sorulara geçiyoruz. Şimdi biraz da Instagram'dan bakalım. Evet Instagram'da hocam Koras Au, bir şey yaptım yanlış. Tamam Instagram'da evet. Hocam Koras bin mi Plavix mi bypasslıyım. 3 yıl oldu. Yani Koraspin de Plavix de kan sulandırıcı ilaçlar ikisi de. Aspirinin Plavix'e dezavantajı mideye dokunur. Plavix'in dezavantajı raporsuz yazmakta çok zorlanıyoruz. Mutlaka rapor yazmamız gerekiyor. Mideye dokunmaz Plavix. Duruma göre değişiyor. Bazen ikisini birden veriyoruz. Bazen duruma göre değiştirebiliyoruz ilaçları. Sağ ee, Salgir 92-79 hastamız. Hocam benim hayatımda hiç tuz olmadı. Normalde de sevmem. Yüksek tansiyon var. Ben de 16 büyük, 10 küçük. Bu normal benim için demiş. Siz orada saç ekimi sırasında kontrol ettik. Aynı ölçüde çıktı. Evet saç ekime gelmiş bir hastamız. Şimdi 16-10 burada ölçtük yüksek çıkmış olabilir ama burada ölçülen tansiyonlara çok güvenmiyoruz. Önemli olan evinizde tansiyonlarınız nasıl? Eğer yüksek tansiyonunuz varsa ve 16-10'daysa Mutlaka bunun tedavinizi düzenleyip yeniden tansiyonları düşürmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Altta yatan sebepler varsa mesela böbrek yetersizliği olabilir, araştırması lazım. Uyku apnesi genelde çok sık oluyor. Bunu araştırmak lazım. Ozon tedavisiyle böyle tansiyon sebebi bulunmayan tansiyon hastalarının bayağı ciddi tansiyonlarını kontrol altına alabiliyoruz. İşte araştırıp kilo verdiriyoruz, uyku apnesini çözüyoruz. Mutlaka tansiyonları normale çekiyoruz. Çekemediğimiz hastamız yok. Evet, Selin 98 demiş ki hocam 17 yaşındayım, kalbim çok hızlı atıyor. Bugün ölçtüm 139du. Neden acaba? Şimdi 139 c ciddi bir rakam. Yani hani ölümcül değil ama yani dikkate alınması bir kardiyolog tarafından değerlendirmesi gereken bir rakam. 139 nabzı olan birisinin bir EKG çekilmesi, kalbin ultrasonuna bakılması, ekokardiyografi yapılması ve rit gerekirse ritim olteri takılması, kansızlık var mı, tiroid var mı bunların araştırılması lazım. Bunları yaptırmanızı öneririm. Evet. Ceren Kli demiş ki hocam hastanız anneannem Özcan Hanım selam sevgiler. Ben de tüm hastalarım buradan beni takip ettiklerini söylüyorlar. Teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza selamlarımızı söylüyoruz buradan. Peki biraz da Facebook'a geçelim. İsmail Kaya. Şu an 47 yaşındayım. 2015'te stent takıldı. 10 25 Delix kullanıyorum. Tansiyonum 16'dan aşağı düşmüyor. Ne yapmam lazım? İsmail Bey sıkı tuzsuz diyet mutlaka gerekiyor. İlacınız yeterli gelmemiş. İlaçlarınızda mutlaka değişiklik yapmak gerekiyor. Bir de uyku apneniz var mı diye eğer kilonuz da varsa mutlaka araştırın derim. Evet. Ayşe Kaya. Hocam iyi akşamlar. 2 stentim var. Kalp atımım 94 ve 104 atıyor. Normal mi? Yüksek. Yani ilaç tedavinizde bir eksiklik var demektir Ayşe Hanım. Bunun bir tedavisinin tekrar ayarlanması lazım. Ya da ritim bozukluğunuz var. Bunun araştırılması lazım. Evet. Instagram'a geçiyorum. Hoca. Which tam diye birisi. Hocam 110 kiloyum. Daha fazla kilo nasıl alırım? Ne yapacaksınız daha fazla kilo alıp? Eğer askerlikten muaf olmak istiyorsanız şey görmüyorum e, hesabınızın resmini ama onun içinse e, bana değil diyetisyenine sormanız lazım bunu. Melin Kazancı, iyi akşamlar ben de nefes alamadığım için doktora gittim. Filmde akciğerde su çıktı, bir takım ilaçlar verildi. Bir de anjiyo denildi, kalp yetmezliği dendi. %30 kalp atımı var. Ha, anjiyoda bir şey çıkmadı. İşte tam benim hasta tipim. Şimdi böyle hastalara çok fazla faydamız var. Kimdi isim neydi? Melin Hanım. Melin Kazancı. Ee, sol kaburgam çatladı. Bir ay nefes alamadım. Düşmüş ee, olabilir mi Ne, sol, ondan olabilirim. Ciddiye bile almadı. Şu an ben çok iyiyim. Sorun yok. Ama 3 ilaç içiyorum her gün. Eğer kalp yetersizliğine bağlı su toplaması varsa ve damarların temizse e, kalp kaslarını kaslarının kendi hastalığı oluyor. Kalp kas hastalığı. miyopati diyoruz. Miyo demek kalp kas demek. Kalp kası hastalığı oluyor. Yani kalp kası damar tıkanıklığına bağlı da hasar görebilir. Yok başka sebeplere de göre, e, 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 sebeplere bağlı hasar görebilir. Bu hasarların sonucunda kalp kasılmaz, kalp yetersizliği oluşabilir. Burada en çok fayda gördüğümüz tedavi ozon tedavisi. Kardiyomiyopati hastalarının en çok fayda göreceği tedavi ozon tedavisidir. Bu çok önemlidir. Çok fazla e, bilinmiyor, yavaş yavaş yaygınlaşıyor ama ciddi dramatik değişiklikler görüyoruz. Hastalarda böyle bir anda toparlamalar, bir anda mucizevi değişiklikler görüyoruz. Biz de şaşırıyoruz bazen. Ama bugün en son Ozan Alan Refik Bey hastamız, e, sağ olsun çok ciddi bir toparlama oldu. Bir ara kendisinden de hikayesini dinleriz. Evet, Azime Arzan, ailemde kalp krizi riski yok, riski çok kişi de var. Nelere dikkat etmeliyim demiş. Güzel bir soru kalp krizi riski ailede varsa yani annem babanda özellikle damar tıkanıklığı, stent, bypass, kalp krizi hikayesi varsa dikkat etmemiz gereken şeyler çok fazla. Nedir? Hayatımızda sporu kesinlikle çıkartmayacağız. Düzenli olarak spor yapacağız. Bu spor da kardiyo tarzı sporlar yani yüzme, koşma. Mutlaka diyetimizde katı yağları çıkartacağız. Fit olmaya çalışacağız, kilo almamaya çalışacağız. Mutlaka rutin kalp kontrollerini yapacağız. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü gizli kalp hastalığı diye bir şey var. Hiç ağrınız olmaz. Kalp krizini ayakta geçirirsiniz. Geçen gün stent taktığım hastanın damarını uzun süre tıkadığım halde göğüs ağrısı olmadı. Bu gizli kalpti. Çok %99 damarı tıkanmıştı ama hastanın hiçbir şikayeti yoktu. Sadece yıllar önce stent takılmış, çok uzun zaman geçmiş, 10 yıl geçmiş üzerinden diye yaptık. Fakat gördük ki hastanın hiçbir şikayet olmamasına rağmen yaptığımız anjiyoda %99 damar tıkalıydı. İşte bu yüzden kontrollerimiz önemli. İlla ağrımız olunca kontrole gitmeyelim. Can Otogaleri demiş ki hocam sol böbrek damarım %70 tıkalı stent önerdiler. Kalp ve e, ve ne hastasıyım demiş. Tansiyon herhalde demek istemiş. E, ne önerirsiniz? Ayaklarım şişiyor. Ne önerirsiniz? Hocam saygılar. Yani %70 tıkalı damara stent takılır. Ee, önemli bir şey. Stentte böbreğe stent takmak çok zor bir şey de değil yani. Kolay girip çıkarsın, stenti taktırırsınız. Bence stentinizi taktırın, tedavi olun. Yoksa böbreği kaybetme riskiniz var. Tansiyonlarınızı kontrol altına almak çok zordur. Ferdi Katan demiş ki hocam %50 şah damarı tıkanıklığı bypass olan biri için tedavisi nedir? tehlikesi var mıdır? Bypass olan birisi için %50 şah damarında yani beyne giden damarda tıkanıklık varsa ekstra bir tedaviye gerek yok. Çünkü aynı tedavi kalp için uyguluyoruz. Dolayısıyla kalp için aldığınız tedavi oraya da etkili olacaktır. Peki Instagram'a geçelim. Güven Türk Ali, stent takıldıktan sonra kalp krizi geçirme ihtimalimiz var mı? Tabii ki var. Yani bir damar bir kere tıkandıysa tekrar tıkanabilir stent takıldıysa, bunu açtıysak stentin içi de tıkanabilir. Başka damarlarda yeni darlıklar oluşabilir. Yeni kalp krizleri de olabilir. Ne kadar iyi tedavi alırsanız, doktorunuzun söylediklerine ne kadar uyarsanız, yani spor, diyet, kilo almama, işte ilaçları düzenli kullanma bunu yaparsanız, kalp krizi geçirme ihtimalinizi o kadar düşürürsünüz. Erkan Ersoy. Selamlar hocam demiş. Her kalp krizi geçiren de kalp yetersizliği gelişiyor mu? Saygılar. Evet Erkan Bey, güzel bir soru. Her kalp krizi kalp yetersizliği geliştirmez. Hatta şunu söyleyeyim bazı kalp krizlerinde hiç hasar almadan da atlatabilir. Bazılarında çok ağır hasar da olabilir. Mesela bazı hastalarım var 5 kez kalp krizi geçirmiş 5'inde de erken müdahale olmuş. Hasta ağrısı olur olmaz doktora gitmiş hemen damarını açmışlar. Hiçbir hasarı yok. Bir tane hastam var bir tane kalp krizi geçirmiş kalpte ağır hasar var. Yani bunlar e, kurallar değil kalp krizi geçirdim kalp yetersiz geçecek diye bir şey yok. O o sırada işte kalpte ne kadar hasar olduğuyla ilgili. Hasar büyükse kalp yetersizliği geçirme ihtimalimiz de yüksek. Evet zengin mevlüt demiş ki hocam kardiyoloji muayenesi oldum. Diastolik disfonksiyon evre 1 dedi. Kilo ver dedi. Ben de aktif fitness yapıyorum. Daha sonra 3 sefer eko yaptırdım. Ne kalp duvarında sıkıntı çıktı ne de disfonksiyon yokmuş. Yani bu e, diastolik disfonksiyon eğer e, düzenli spor yapar, kilo verirsen, tansiyonları kontrol altına alırsan düzelecek bir şeydir. Çok da önemli bir şey değildir. İlerleyip birinci derecede hemen normale döner. İleri ikinci, üçüncü derece diastolik disfonksiyon dediğimiz bir şey var. Bu diastolik disfonksiyon kalbin kasılması sırasında değil, gevşemesinde yavaşlama olur. Kalp kasları çok kalınlaştığında bunu sık görürüz. Yüksek tansiyon hastalarında kalp kasları çok kalınlaşır. Çünkü büyük bir ...güç harcamak zorunlardır. Yüksek tansiyon kalp için büyük bir güçtür. Hani ağırlık çalışmak gibidir. Ağırlık çalışanlar nasıl kaslanırsa... ...kalp de sürekli yüksek tansiyona maruz kaldığında... ...kalınlaşır adaptasyon için. Bu kalınlaşmanın dezavantajı... ...iyi kasılır ama gevşerken yavaş gevşemeye başlar. Bu da farklı bir kalp yetersizliğine sebep olur. Birinci derecenin hiçbir önemi yok ama... ...üçüncü derece olduğu zaman... ...o da aynı kalp yetersizliği gibi bulgular oluşturabiliyor. Evet... Gökhan Sözeri hocam kapak ameliyatı olmuş bir kişinin doğal yollarla damarlarını açması mümkün mü? Şimdi Gökhan Bey kapak ameliyatı olmuş bir kişi damar tıkanıklığı var anlamına gelmez. Kapak. Şimdi şöyle. Şunu göstereceğim ben size. Gökhan Bey özellikle. Bakın bu kırmızı olarak gördüğümüz aşağıya doğru inen şeyler bunlar kat damarlarıdır. Atar damarı. Mavi olanlar da toplar damarlarıdır. Bu damarlar, kalp damarları bu kalbin üzerinde bunu besler. Özellikle en çok da kasları besler. Bu damarlar tıkandığında kalp krizi geçiririz. Yani çözemezsek bypass yapıyoruz. Şu gördüğümüz kısımlarda kapaklar. Kalp kapakları. Bunlarda daralma. Bu şekilde geçişler arasında daralma. Veya geriye doğru kaçırmaması lazım. Sadece buradan buraya kan akar. Geriye gitmez. Kapanır burada. Geriye gideceği zaman. Daralma veya geriye kaçak varsa, bu, bu ciddi boyutlardaysa, biz bunları kapağını tamamen alıp buradan çıkartıp yeni metal kapak takarak düzeltebiliyoruz, tedavi ediyoruz. Bunun damar tıkanıklığıyla alakası yok. Eğer sorduğunuz soru bunlarla alakalıysa, yani damar tıkanıklığı başka bir hastalık, kalp kapak hastalığı başka bir hastalıktır. Evet Enes Zozan 1. Hocam daha önce anju oldum. Bir hafta önce yine hastaneye gittim. kat kapağımda sorun var dediler. Nasıl bir tedavisi var? Kalp kapağındaki sorun e, ileri boyutlara gelmediği sürece takip ediliyor. Bu kapağındaki soruna bağlı. Daralma veya kaçaktır bu sorun genelde. Daralma veya kaçağa bağlı olarak e, kapağın e, kalpte fonksiyonlarda bazı bozulma olur. Mesela ritim bozuklukları çok sık görürüz. Kalp yetersizliği, kapak yetersizliği. Kapya tersine de sebep olabiliyor. Bunlara sebep olabilir. Bunları ilaçla tedavi ediyoruz bir seviyeye kadar. Belli bir seviyeden sonra ciddi boyutlara ulaşırsa kapaktaki sıkıntı o zaman kapağa ameliyat ederek tedavi ediyoruz. Evet. Hocam burnum geceler tıkanıyor. Ben nefes alamıyorum. Neden böyle demiş. Bir altta da hastamız son Sonya. Eczanelerde burun tıkaşları var tıkaç açıcıları var demiş. Onlardan al demiş herhalde açıcıları demek istedi. Şimdi e, özellikle geceleri burun tıkanıklığı alerjik reaksiyonlarla bağlı olur. Mesela yatak odasında çok fazla parfüm bulunduruyorsanız, alerjik bir şey bulunduruyorsanız gece burnunuz tıkanır. Yani e, son yanımın burnunda alerji olma ihtimali büyük ihtimal var. Yani böyle durumlarda bir KBB'den alerjiyle ilgili bir muayene olup onun tedavisini alırsanız iyi olur. İkincisi de yine söyleyeceğim. Ozon tedavisi bu tarz şeylere çok iyi gelir. Evet. Serpil Bik Instagram'da. Hocam ekoprin yüzlük kullanıyorum. Kanamalar olur olmuş dendi. Plavis de değiştirildi. Sanki daha iyiyim. Kalbim rahatlamış gibi. Ekoprin plavis genelde ikisi de kan sulandırıcıdır. Oranları da genelde aynıdır. Kan oranları. Değiştirilebilir. Birisi rahatsız ettiyse özellikle mideye e dokunduğu için ekoprin biz plavise çok sık geçiyoruz. Sebahattin herhalde. SBT, CBK. Ozon tedavinin kalp damarlarında ve kalp yetmezlerinde faydası var mı diye sormuş. Evet. Güzel bir soru. Ozon tedavisi damar tıkanıklığına da, kalp yetersizliğine de, kabak hastalığına da, kardiyomiyopati dediğimiz kalp kas hastalığına da hepsine faydası var. Kalp kasılmasını ciddi bir şekilde toparladığı oluyor gerçekten ciddi dramatik bir toparlanma görüyoruz tedaviden sonra. Özellikle 3 seans, 5 seans, 6. seans ozondan sonra hastalarda ciddi bir fark görüyoruz. Yeşim, Gürsoy, Karakılıç. Hocam sancı oldum bir damarım. Aha kaçırdık. Çok incelmiş ama yine de ağrıyor. Çok anlayamadım sorunuzu. Tekrar sorarsanız cevaplamaya çalışıyorum. Evet, İbrahim Uysal. Selamlar, iyi akşamlar hocam. Benim kalbim seri çarpıyor. Çok sık atıyorsa ritim bozukluğu olabilir. Bir EKG, eko, ritim holteri, kan tahlili yaptırmak gerekir İbrahim Bey. Şenay Güler, hocam ben de doğumsal sol bloğu var. Çarpıntı da oluyor. Kriz sebebi olur mu? Şimdi sol dal bloğu kalbin elektrik sistemiyle alakalı bir şey. Onu da buradan tekrar maketten göstereyim size. Kalbin elektrik sisteminde şöyle bir şey var. Bir elektriğin bir dağılım başlangıç noktası var. Buradan bütün kulakçık denen üstteki odacıklara dağıldıktan sonra aşağıya direkt geçmez. Tek bir nokta vardır. Şu noktadan aşağıya elektrik geçer ama bir elektrik kablosu döşenmiş gibi düşünün. Elektrik kablosu iki dala ayrılır buradan. Sol sisteme gider, bir de sağ sisteme gider. Ha bu elektrik kabloları olmasa bile kalp kasları kendi içerisinde elektriği iletirler. Bu kabloların özelliği daha hızlı iletiyorlar bunları. Ve aynı anda kasılmalarını sağlıyorlar. Elektrik kablolarında bir aksaklık olursa mesela buradaki kablo koptu farz edelim. Çalışmıyor. O zaman sol tarafa giden elektrik kablosu e, çalışmadığı zaman sol dal bloğu diyoruz. Yani sol taraftaki dala, dalı elektriğin e, bloklanmış demektir. Bu buranın çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Sol dal bloğu olduğunda yine kalp kasları arasında elektrik iletilip kasılıyor ama biraz daha geç kasılıyor. Geç kasıldığında çok fazla bir elektrik bloku varsa burayla sağla sol arasında ciddi bir fark oluyor ve şöyle bir şey oluyor burada. Bunu elimle göstermem gerekiyor. Normalde sağ ve sol aynı anda kasılıyorlar. Bir pompa fonksiyonu görüyorlar. Ama sağla sol aynı anda kasılmazsa şu hareket oluyor. Yani pompa yerine çalkalama hareketi yapıyor. Tam pompa gücünü gösteremiyor. Böyle durumlarda da Kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. Biz bunu nasıl tedavi ediyoruz? Kalbin buraya sol tarafına sağ tarafına pil takıyoruz. Yani elektrik e, kablosu koyuyoruz biz. Biz bunları aynı anda kastırıyoruz. Aynı anda çalıştırıyoruz. Böylelikle bu taktığımız pil sayesinde o çalkalama hareketi kayboluyor. Buna kardiyak resenkronizasyon tedavisi dediğimiz normal pillerden farklı çift iki tarafta çift tel kullanarak kullandığımız bir pildir. Hastalarda dramatik bir toparlama olabiliyor. Doğru entikasyonda konduysa. Evet. Yüksel tek cam demiş ki nabzım çok düşük bazen 48 oluyor nedeni nedir? Şimdi nabzınız 48 olabilir. İlaç kullanmıyorsanız ve nabzınız 48 ise spor yapan insanlarda olabilir bu. Eğer sizin şikayetiniz yoksa, bu 48 olduğunda bir rahatsızlığınız yoksa önemli değil. Ama varsa rahatsızlığınız mutlaka araştırılması lazım. Altta yatan sebeplere bakmak lazım. Mesela tiroid hormonu az çalıştığı zaman nabız çok düşebilir. Ya da kalp damar tıkanıklığı olan, kalpte elektriksel problemler olanlar da olabilir. Bunların araştırılması lazım. Eğer şikayet varsa yoksa çok önemli olmayabilir. Sebahattin Bey yine sormuş. Ozondan ozon alan birinin ciltte yenilenme ve tazelenme parlaklık canlılık oluşturduğu söyleniyor. Evet ben ozon alıyorum. Benim cildimde parlaklık var. İnsan derisi tenini canlandırdı ve gençleştirdi doğru mu? Dolaylı ya da direkt etkisi var mı? Evet ozon sadece insanın derisini değil tüm hücrelerde bir yenilemeye sebep olur. Bunu ciltte iki yenilemeyi görebiliyoruz dışarıdan. Ama içeride organlarımızda da her türlü yenilenmeye sebep oluyor. Hastaların toksik maddelerini vücuttan uzaklaştırıyor. Hücre yenilenmesini artırıyor. Çok büyük faydaları var. Evet Buse Ozan demiş ki bazen nefes alırken kalbime iğne batıyor gibi oluyor. Nefes almayı yarıda kesip yavaş yavaş nefes almaya çalışıyorum. Neden olur? Bunun kalple alakası yok. Nefes alıp verirken yani solunum faaliyetleri sırasında bir ağrı oluyorsa onlarla ilişkili bir ağrı oluyorsa net bir şekilde kalple ilgili değildir diyebiliriz. Ha ne olabilir? Kas ağrısı olabilir. En çok şeydir. Ataç Nurgül Hanım sorumu cevaplarsanız sevinirim demiştiniz ama sorunuz yukarıda kalıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, e, sorular soruluyor ya sürekli yukarıya doğru yeni sorular gelecek kaydı için yukarıdaki soruları göremiyorum. O yüzden e, cevaplanmamış soruları olanlar varsa tekrar sorularını yazarsanız benim e, önüme gelecektir diye düşünüyorum. Ee, mesela Hamide Dirim demiş ki doktor bey en iyi kalp kapakçığı hangisidir önümüzdeki aylarda kalp kapakçığını değiştirecek. En iyi diye bir şey yok. Kalp kapakçığının en iyisi kendi kalp kapağınızdır. Onu söyleyeyim. Ee, yani değişecek kapaklarda dünya standartlarında mesela Medtronic markasının iyidir. Kapakçığını değiştirebilirsiniz. Ama biyoprotez kişiye göre değişiyor. Onu cerrahlarla iyi tartışmak lazım. Bazen yapay ka kapaklar oluyor. Metal değil. Onların da sonuçları iyi ama ileri yaştaki hastalara takıyoruz çünkü o yapay kapakların ömrü çok uzun değil, daha erken deform olup tekrar ameliyat olmak zorunda kalabiliyorlar. Sevim Şahin kılıç hocam ozon tedavisi nasıl oluyor? Cevap verirsiniz ve ücreti nedir? Başka sormuş Ozon tedavisinin bir takım mesela damardan kan alarak yapılan var. Ee, makattan gaz olarak verdiğimiz var. Cilt altına enjekte ettiğimiz var. Kalçadan enjekte ettiğimiz var. Ee, Bacağa ya da organlara torba geçirip içine ozon gazı verdiğimiz var. Ee, bir dakika sorular geliyor. Kaçırıyorum ben. Şimdi yine geliyorum. Yeşim Gürsoy'un sorusunu kaçırdık yine. Maalesef sorular kaçıyor. Ee, çok fazla soru geldiği için sorular kaçıyor. Onları özelden sorabilirsiniz, onları cevaplarım ben. E, ne diyorduk? Konu dağıldı. Evet, e, ozonun farklı e, tedavi yöntemleri var dedik, farklı uygulama yöntemleri var. Her farklı uygulamada da e, farklı ücretler var, ücretlendirmeyi sormuş. Ozon e, birçok şeye iyi geliyor. E, özellikle astım, alerji, sedef, egzema, e, damar tıkanıklığı, e, ayakta yaraların açılmış şeylerde ciddi dramatik toparlamalar olabiliyor. Evet Yeşim. Evet sonunda sorusunu gördük. Yeşim Gürsoy Karakılıç herhalde buydu sorusunu soran hastamız. Hocam anju oldum bir damarım çok incelmiş eskisi gibi olmaya başladı ne yapmam lazım diyor. Ee, Yeşim Hanım o damarın bir cd'sini görmem lazım. Anjiyo cd'sini bana e, özelden mail olarak gönderirsiniz. Ben ona bakıp size ne yapmanızla ilgili yorum yapabilirim. E, mail adresimizi e, özelden isteyin ben size göndereceğim. Ya da şeyimde var e, sayfamda var oradan da bulabilirsiniz. Instagram'da Elif Hanım Elif HH he he. İyi akşamlar hocam yüksek nabız sorunu sorun olur mu? Sonuçlarım temiz çıktı ama nabız biraz yüksek. Nabız nasıl daha düşük olur? Nabız yüksekliğinin birçok sebebi var. Mesela anksiyetesi çok fazla, stresi fazla olan insanlarda, sürekli heyecanlı insanlar, heyecanlanan insanlarda nabız yüksek olabiliyor. Altta yatan sebepler her şey temizse, guatr yoksa, kansızlığı yoksa, uyku apnesi yoksa, bütün bunlar araştırılmış, ritim bozukluğu da yoksa, bütün bunlara rağmen nabız yüksek seyrediyorsa belli bir seviyeye kadar izin veriyoruz. Mesela 110'a kadar ben bir şey demiyorum ama onun üzerine çıkarsa biraz önlem alıyoruz. Nabız yavaşlatıcı ilaçlar verebiliriz. Tabi hastaya göre değişiyor her zaman değil. Bu, da, bu her zaman geçerli bir şey değil. Evet, Yılmaz Er 442 sormuş. Hocam iyi ve kötü kolesterol nedir? İyinin yüksek olması güzel bir şey midir? Güzel bir soru. İyi kolesterol diyoruz, kötü kolesterol diyoruz. Bunlar nedir? Aynı yapı taşıdır aslında. Bir torba düşünün. Bir torba var. Damarlarda dolaşıyor. Yağları gidiyor boş, içi boş bir torba. Bu iyi kolesterol. Gidiyor. Damarlardaki yağları alıyor. Fazla yağları alıyor torba doluyor. Bu dolu. Bu da kötü kolesterol. Kötü kolesterol içinde yağ kısmı fazla olan kolesteroldür. Kötü kolesterol fazla yükselirse yani dolu torbalar, yağ dolu torbalar fazlaysa damar tıkanması için yüksek kolesteroller yani kolesterol damar tıkanması için bir malzemedir. Damar tıkanıklığını artırır. O yüzden vücuttaki damarlardaki o boş torba dediğimiz iyi kolesteroller ne kadar fazlaysa o kadar alıp e, damarlardaki o kandaki kolesterolü karaciğere veya başka yerlere taşıyacaktır. Temizleyici bir e, rolü vardır iyi kolesterolün. E, kötü kolesterolün de damarları tıkayıcı bir rolü vardır. O yüzden iyi kolesterol ne kadar yüksek olursa, kötü kolesterol ne kadar düşük olursa biz o kadar sağlıklı bir kolesterol kombinasyonu vardırız. Nasıl oluyor, nasıl yükseltiyoruz iyi kolesterolü? Ha, tamam diyetin bir miktar e, etkisi var. Kolesterol ilaçlarının bir miktar etkisi var iyi kolesterole ama en önemli şey en ana kısım iyi kolesterolü yükseltmek istiyorsanız spor yapmanız gerekiyor. Spor zaten hastaların spor çok önemli burada hastalar eğer iyi kolesterolü çok düşükse ben direkt olarak diyorum siz spor yapmıyorsunuz sanırım diyorum genelde de %99 evet cevabıyla karşılaşıyoruz. Peki kötü kolesterolü de spor e, iyi hale getiriyor mu? Yani düşürüyor mu? Tamam iyi kolesterolü çıkartıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor mu spor? Evet kötü kolesterolü de düşürüyor. E, daha fazla nasıl düşürebiliriz? Burada en önemli şey ne? Kolesterol ilaçları kötü kolesterolü çok daha fazla düşürüyor. Yani e, spor yapıp kolesterol ilacı kullanmanızda çok e, fayda var diyoruz. Kimlere bunları öneriyoruz? Damar tıkanıklığı tespit edilmiş veya bu damar tıkanıklığı açısından risk altındaki olan insanlara mutlaka spor yapın ve kolesterol ilacı kullanın diyoruz. Ee, yanına mutlaka kan sulandırıcı da veriyoruz. Peki Hikmet Turan, hocam ben kardiyolojiye gittim. Eforum eforda tıkandım, erken tıkandım demek istedi herhalde. Kötü dendi. Bana anjiyo yaptır dendi ve ben daha erken bu yaşta çekindim. Yaşım 50 deyim diye ara sıra hafif sizi yapıyor. Bana ne yapmamı önerirsiniz? Bir, Hikmet Turan. Hikmet Bey yaşınız 50 ise anjiyo için erken bir yaş değil. Öne kesinlikle. Eğer efor testine tıkandınız ve efor testinde damar tıkanıklığı bulguları ortaya çıktı ise anjiyoyu kesinlikle yaptırmanız lazım. Aksi takdirde muhtemelen tıkanmak üzere olan bir damarınız varsa ve bu kalp krizine sebep olabilir. Geç kalırsınız. Kalp hasar alır. O yüzden mutlaka Böyle bir şey önerildiyse anjiyo olun. Ha kafanızda soru işaretleri varsa tetkiklerinizi gönderin. Gerçekten o sonuçları ben değerlendireyim. Bir kez daha size anjiyo gerekiyor mu gerekmiyor mu söyleyeyim. Azamet Arslan. %43 kalp yetersizliği var. Belok, Brilanta, Korespin kullanıyorum. Yetmezlik için ayrı bir ilaç var mı? Kalp yetersizliğinin tedavisinde ilaç tedavileri kullanıyoruz idrar söktürücüler kullanıyoruz. Kalbi kuvvetlendirici bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Bir de ozon tedavisi kullanıyoruz. Bunların hepsinin faydası var. Hepsini bir arada yapmak en sağlıklısı. Sonya hocam, iyi kolesterol normalden çok yüksek. Ben korkuyorum. Neden iyi kolesterolüm çok yüksek? Sonya hanım hiç korkmayın. Bu arada Sonya hanım diyorum ama doğru diyorum durumarım. Ee, hiç korkmayın. İyi kolesterol ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Hiç korkmanıza gerek yok. İyi kolesterol yüksek diye korkmayın. Kötü kolesterol yüksekse korkun. Hocam boyun düzleşmesi kalpte ağrı yapar mı? Nabız atışı hızlanır mı? Boyun düzleşmesiyle kalp ağrısının alakası yok. Kesinlikle hiçbir şey yapmaz yani. İlişkilendirilecek bir şey değil. Ee, Nail Kılıç 05 demiş ki... Hocam geceleri çok terliyorum. Saçlarımdan su çıkıyor demiş. Ee, gece uykuda terlemeler genetik olabilir. Ama beraberinde uyku apnesi de olabilir... O yüzden o açıdan e, uyku apnesi açısından değerlendirmek gerekir. Gökhan Sözleri demiş ki hocam birinci sorum damarların tıkanmaması için en etkili yöntem nelerdir? <laughs> Pardon. İkinci sorum az da olsa tıkanmış bir damar doğal yollar ile açılabilir mi? Spor mesela. Evet. Kendi sorunuzu cevaplamışsınız biraz. Gökhan Bey damarların tıkanmaması için en etkili yöntem spor yapmaktır. Tıkanmış bir damarın daha iyi hale gelebilmesi için kolesterol ilacı, kan sulandırıcı ve spor yapmak en güzeldir. Sporda sağlam spor yapmanızı tavsiye ederim. Yani benim hafif damar tıkanıklığım var ya korkuyorum demeye gerek yok. Artmaması için hafif damar tıkanıklıklarında direkt spor yapmalarını öneriyorum. Sıdıka Aktaş kalbim sıkışıyor bu aralarda çoğaldız. yaşım 70. Biraz daha açıklayıcı sorular sorular sorarsanız sevinirim. Sıkışma tek başına bir anlam ifade etmez. Sıkışma, kalp sıkışması yürüyünce, merdiven çıkarınca, yokuş çıkınca artıyorsa, dinlenince geçiyorsa o zaman kalple ilgili olabilir. Aksi takdirde kalp sıkışmanız var, yürüyünce değişmiyorsa kalple ilgili değildir. Mide de olabilir. Yeşim Gürsoy, hocam ben 44 yaşında oldum anjiyo demiş. Evet yani kalp, e, anjiyonun 50 yaş erken bir yaş olmadığını söylemiştik. 25 yaşında anji olan hastalarımız da var. İhtiyaç varsa yaşın bir önemi yok. Kaan Arzu, hocam kalp krizi geçirip stent takılmış iki damarında 40-60 tıkalı 48 yaşındaki biri için spor önerir misiniz? Öneriniz nedir? Sabah mı, akşam mı, her gün mü, günde ne kadar kullanılan ilaçlar şunlar. Koveren, Belok, Plavix, Ecoprin, Alvastin. Bir, spor kesinlikle öneririm. Derecesi %40-60 tıkalı bir damar eğer ee, tabi bir hastayı görmemde fayda var ama e, ee, %40-60'lık tıkalı bir damara bir spor yapabilirsiniz. E, sporun dozunu da artırabilirsiniz. Çok problem olacağını düşünmüyorum ama hastanın kliniği iyi değerlendirmek lazım. %40-60 gerçekten %40 mı %60 mı bunu görsem daha net söylerim. İkincisi koverem kullanıyorsunuz. Koverem öksürük yapabilir. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa değiştirmek gerekebilir. Spor yapın, kardiyo tarzı sporlar yapın istiyoruz. Evet. Ataç Nurgül sorunun cevaplarını ee, e, cevaplarsanız sevinirim. İki sefer yazmıyor ama sorunuzu yazın buraya. Mesela şu an sorunuzu yazsaydınız Ataç Nurgül cevaplayacaktım ama sadece cevaplarsanız sevinirim derseniz sorunuzu göremiyorum şu anda. O yüzden sorunuzu yazın lütfen. Tülün Kuruoğlu, hocam bacaktaki uyuşma damar tıkanıklığı mı yoksa bel fıtığından mı? nasıl anlaşılır? Bacaktaki bu uyuşmanın damar tıkanıklığından olduğu veya bel fıtığından şöyle ayırt ediyoruz. Hasta yürürken, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken bacak kaslarını kullandığı zaman ağrıları ve uyuşmaları artıyorsa, dinlenince geçiyorsa o zaman damar tıkanıklığıdır. Hasta yatarken uyuşmaları oluyorsa o zaman bel fıtığındandır. Mehmet Bey, Mehmet Hamşo. Hocam İyi akşamlar. Ben de göğüsten kürek kemiğine vuran sancı var. Kardiyoloji'ye gittim. Bir şeyin yok dendi. Ee, kaçtı soru. Ciğerlerde temiz. Bu neden olabilir? Ee, göğüsten nereye vuruyormuş? Kürek kemiğine vuruyormuş. Yani bu mide şikayeti olabilir. Eğer damar tıkanıklığı yok dendiyse. Midede kalbin e, üzerinde, kalp bölgesinde, göğüs bölgesinde ağrı yapabilir. Sırta da vuruyorsa bundan olabilir. Denizli'de önereceğiniz kalp doktoru var mı demiş. Maalesef yok. evet Deniz Özbekar. Hocam ben de kalp büyümesi ve sol kapakçıkta kaçak var demiş. Doktorum Oneptus verdi. Bir kutuyu bitirdim. ikinci kutuya başladım. Ayrıca Lixiana, Belok, idrar Söktürücü kullanıyorum. Ameliyattan korkuyorum. Kullandığım ilaçlarım fayda eder mi? Yani tabii ki ilaçlarla gidebildiğiniz kadar gidin ama eğer ameliyatı kaçırırsa yani kapak hastalıklarında şöyle bir şey var. Ameliyatın belli bir süresi var. Yani biz bakıyoruz ameliyat endikasyonu doğdu dediğimizde ameliyat olmazsanız bir süre sonra kalp darman dağınık oluyor. Bu kez hiç ameliyat edemiyoruz. Masada kalırsınız diyoruz. O yüzden burada zamanı kaçırmamak lazım. Ameliyattan korkmayın. Süreci doğru zamanda ameliyat olmanız lazım. Şeref ileri. Hocam merhaba Şerafettin ben. Ha merhaba Şerafettin. 9 ay oldu biz görüşeli. Ne zaman kontrole gelmemi önerirsiniz? Şerafettin Bey 6 ayda bir. Evet Şerafettin Bey kaç yaşında anjiyo yapmıştım size. Onu da yazarsanız iyi olur. Diğer korkanlar için söylüyorum. Evet. Nihal Ergören Kulçe. Ee, hocam 56 yaşındayım. Bir küspit aortum var. Aortta genişlik 4.2. Belok 50 kullanıyorum. Risklerim nelerdir? Ee, bir küspit aort ve 4.2. Yani bunu takip etmek lazım. Belli bir sınıra geldikten sonra ki bu sınır 5,5 cm, 5,5 santimde ameliyat olmanız gerekir. Bu süreçte bunu artıracak sebepler var mı? Yüksek tansiyon var mı? Uyku apneniz var mı? Bunları sıkı kontrol edelim. Bir de ozon tedavisi almanızda fayda var. Orada kalp ağırtlamanın yapısını biraz daha kuvvetlendiriyor bunlar. Adem Kuşçu, hocam bypass ameliyatı sırasında kalbin diğer bölümlerindeki aksaklıklar tespit edilir mi? Ameliyatta bir şey tespit etmiyoruz genelde çok nadirdir. Genelde ameliyat öncesi bütün eko ile meko ile bütün tetikleri tespit ediyoruz bir arıza var mı diye. Evet şimdi özele bakın demiş şu anda hastamız ama özeldeki soruları canlı yayınımız bittikten sonra cevaplayacağım. Ataç Nurgül kalbim aniden durup dururken hızlı atıyor demiş. Evet bir sebepsiz yere mesela evde oturduğunuz televizyon izliyorsunuz hiçbir şikayetiniz yokken bir anda kalbiniz hızlı atmaya başlıyorsa böyle pır 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 kuş çırparı gibi çırpıyorsa ve bu bir saniyeden fazla oluyorsa mesela 3 saniye 5 saniye 10 saniye oluyorsa bu bir ritim bozukluğu olma ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka bir kardiyologla görüşmenizi tavsiye ederiz. Evet Şeref Bey, Şerafettin Bey 25 yaşında anjiyo yapmıştık. Evet bir stent takmıştık. Yani bu ne demek oluyor? Yani 50 yaşındayım 40 yaşındayım erken diye bir şey yok. Eğer ihtiyaç varsa anjiyo yaparız. Anjiyo çok zor bir şey değil. Artık el bileğinden yapıyoruz. Ee, sanki bir tomografi çekermiş gibi çekip hastayı hemen 2 saat sonra da evine gönderebiliyoruz. Öyle zor bir şey değil anjiyo eskisi gibi. Evet Sabahattin ÇBK demiş ki ozon kaç yaşında yapılabilir ve süresi var mı? Mesela kaç yılda bir yapılması gerekli ozon tedavisinin? Ozon tedavisinin yaşı yok. Yeni doğan çocuğa da 100 yaşındaki hastaya da ozon yapılabilir. Ee, süresi belli bir 12 seanstır genel yaptığımız şeyler. 12 seansı tamamladıktan sonra ayda bir seans bir seans da idame dozları yapıyoruz. 12 seansı 2 ay içerisinde tamamlıyoruz genelde önerimiz bu. Üfürüm ile ilgili aydınlatır mısınız demiş Mehmet Taç sanırım. Mehmet Taç 97. Üfürüm nedir? Bununla ilgili bilgi vereyim. Üfürüm muayenede kalpte steleskopla dinliyoruz ya burayı kalbinize muayene sırasında duyduğumuz türbülans sesi hani borulardan su geçerken duyduğumuz sesin böyle biraz dar olan yerde daha çok duyarız ya hani çeşmeyi açtığımızda su gelirken böyle bir gürül gürül gelir. Bu tarz bir sesi burada senkron bir şekilde duyuyoruz. Kalp atışıyla orantılı. Mesela kasıldığında artan vuv diye artan, gevşediğinde geçen, tekrar kasıldığında artan yani böyle diye kalp atışıyla aynı senkronda sesler duyduğumuz zaman normal dışı biraz üfürüm sesi dediğimiz bu üfleme sesi gibi bir türbülans sesi duyduğumuz şeye üfürüm diyoruz. Peki ne zaman oluyor bu üfürüm? İşte bu kalp kapaklarında gösterdiğim kalp kapakları vardı. Bunlarda daralma veya kaçak varsa. Bu iki tane kapak. Kalpte dört tane kapak var. Diğer iki kapak da şöyle göstereyim. Bu da kalbin diğer iki kapağı. Bu kapaklarda daralma veya kaçak varsa veya bu iki kapakta şu ikisinde daralma veya kaçak varsa o zaman üfürüm sesi duyuyoruz. Ha, sadece o zaman duyuyoruz. Evet başka bir ihtimal daha var. Kalbin bu kısımları kirli ve temiz kanını ayıran kısmıdır. Bu tarafı kirli kanlı olduğu kısım, bu tarafı temiz kanlı olduğu kısım. Burada delik varsa doğuştan olma ihtimali çok yüksek. Genelde doğuştan olur, çok nadiren sonradan olur. Veya bu bölgede bir delik varsa bunlar yine kalpte üfürüme sebep olurlar. Yani bu türbülans basınçlı kan geçişine sebep olur. Bu da bir sese sebep olur. Muayenede bu anlaşılır. Biz buna üfürüm diyoruz. Yani kapaklarda daralma, kalpte delikler. Kapaklarda kaçaklar üfürme sebep olabiliyorlar. Bunların hepsi bir üfürümdür. Bunları duyduğumuz zaman kalpte patolojik bir şeyler var demektir. Çok nadiren küçük çocuklarda bu fizyolojik üfürüm de olabiliyor. Çocuklarda bu şeyler biraz daha kalp yapısı küçük. Oradaki kanallar normali zaten daha küçük olduğu için türbülansı zaten duyabiliyoruz. Onlara biz e, masum üfürüm diyoruz. Sonradan geçiyor çünkü bunlar. İşte o üfürüm fazla olduğunu çocuk doktorlara hissederlerse bir ultrasonla bir bakalım diyebiliyorlar. Evet Yaşar Türk ben demiş ki hocam 2 yıl önce anji oldum. İyiyim. Çayda şekeri bıraktım. Onun için de aşırı bal çikolata yemeye başladım. Şeker yok çok yoktu. Geçen kontrolde tokluk şeker 250 çıktı. Acaba bu aşırı bal çikolata bir anda yükseltir mi? Yükseltir. Aşırı bal, çikolata yani çaya şeker atsaydınız daha iyiydi bence bu kadar şey yiyeceğinize Yaşar Bey. Kesinlikle çok ciddi bir şeker yüklemesi yapmışsınız kendinize. Ha, çayı da şeker atın. Bunları da tüketim bırakın bence. 250 açlık şekeri tokluk mu? Tokluk şeker için bile yüksek. Evet. Son yanım yine sormuş. Hocam 55 yaşında bir bayan yeni menopoz döneminde var. Sizce kalp sağlığı için neler önerirsiniz? Evet güzel bir soru. Önemli bir konu var burada. Şimdi kadınlar erkeklere göre daha az damar tıkanıklığı oluyor. Bunun en önemli sebebi kadınlık hormonu. Yani östrojen hormonunun damar tıkanıklığı açısından koruyucu bir etkisi var. Bu etki de menopoza kadar devam ediyor. Yani menopoza kadar kadınlar menopoza girene kadar erkeklere göre bir sıfır daha öndeler. Bunun anlamı ne? Menopozdan sonra kalp krizi ve damar tıkanıklığı ihtimali daha da artıyor. Dolayısıyla menopozdan sonra kadınlarda daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Gülay Irmak Karagül. Hocam özeli geçen hafta okudunuz ama cevap vermediniz. Evet. Doğru olabilir Gülay Hanım. Bazen çok yoğun sorular gelince sorular arada kaynayıp gidiyorlar. Ee, ama e, isminizi kaydediyorum buraya. Gülay Irmak Karagül. Tekrar bir özelden yazarsanız bana ben sizin sorunuzu mutlaka cevaplayacağım. Genelde okuyup cevaplamadığımız olmuyor ama... ...isterseniz bana cep telefonundan, Whatsapp'tan mesaj çekin. Onları e, kaçırma ihtimalim yok. Onları mutlaka okuyorum. Evet... Evet, Instagram'dan canlı yayınımız sona erdi. Sadece Face'den devam ediyoruz. Sorularınızı alabilirim. Evet, Cemal Binecik demiş ki, Hocam, tansiyon hastasıyım. Bir yıldır ilaç kullanıyorum. 40-10 mg hap kullanıyorum. Ee, son bir aydır da ellerimde şişlik oluyor. Yaşım 55. Cemal Bey, ayaklarınızda da şişlik oluyorsa muhtemelen tansiyon ilacı kullandığınız 40'a 10 tansiyon ilacı içerisinde amlodipin vardır muhtemelen. Amlodipin de e, ayaklarda ve ellerde ödeme sebep olabiliyor. İlacınızda bir ayarlamak gerekebilir. Belki dozaj ayarlaması ihtiyacınız olabilir. Melihat Avcı akciğer büllerine cevap alamazsam da diğer konularda bilgilenmiş oluyorum sizi dinlerken. Evet Akciğer büllerinin kalple ilgisi yok. Akciğer göğüs uzmanı uzmanıyla alakalı. O işte hava alışverişini sağlayan o üzüm salkımı şeklinde içi boş olan e, alveol dediğimiz e, oksijen alışverişini sağlayan kesecikler. Bu keseciklerin içerisinde o yapısı bozuluyor. Onlar işte e, farklı bir yapıya e, sebep oluyor. Bu tamamen akciğer hastalığı. Kalple hiç alakalı olmayan bir durumdur. E, o da işte nefes darlığına sebep olabiliyor. Sevim Şahin Kılıç telefon verir misiniz demiş. E, sayfamda telefonum var. İletişim kısmına girerseniz telefonuma ulaşabilirsiniz. E, oradan Whatsapp'tan mesaj çekip sorularınızı sorarsanız cevaplamaya çalışacağım. E, Ramazan teke 3 yıl önce bypass ameliyatı oldum. İki damarım değişti. Şu an devlet memuru olarak çalışmaktayım. E-nabızda kronik hastalık olarak görünmüyor. Belok kullanıyorum, plaviks herhalde. Demek ki izinli sayılmam için ne yapmam gerekiyor? Ramazan Bey, devlet hastanesindeki işler, e nabızdaki işler nasıl işler? Gerçekten hiç bilmiyorum. O konuda bilgim yok maalesef. Ee, hocam, Mahmut Ilıkçay. Ee, hocam, ara sıra tam nefes alamama hissi bayılacakmış gibi olmak, konuşurken baş dönmesi gibi şeyler kolesterolden midir demiş. Evet önemli bir noktaya değindi. Burada söylemem güzel bir açıklama yapacağım. Kolesterol yüksekliği kesinlikle bir şikayet yapmaz. Kolesterol yüksekliği damar tıkanıklığına sebep olur. O da riski olan insanlarda, herkeste değil. Dolayısıyla kesinlikle hiçbir şeyi kolesterole bağlamayın. Sadece damar tıkanıklığını bağlayabilirsiniz. Bunun dışında nefes alamama hissi, bayılacakmış gibi olma, konuşurken baş dönmesi birçok sebebe bağlı olabilir. Psikolojik de olabilir. Araştırması lazım bunların. Şebnem Ardıl. Hocam merhaba ben de bazen kalbim boğazıma çok hızlı atıyor gibi oluyor ve o an öksürüyorum. Bu bir ritim bozukluğu olabilir Şebnem Hanım'ın şikayeti. Ee, sebepsiz yeri oluyorsa bir ritim holteri takmakta ve kalbine bakmakta fayda var. Evet. Arslan Gül. Hocam hayırlı akşamlar. Benim sağ ayağımda karıncalanıyor. Ayakta karıncalanma sinir sıkışmasına bağlı olma ihtimali yüksektir. Gönül göbekli. Hocam Mitral yetmezlik var. Ne önerirsiniz? Evet. Mitral yetmezlik neydi? Mitral yetmezlik. Bu kalp. İki tane kapak var demiştik. Bu kapak mitral kapak. Bu kapak triküspit kapak. Bu kapak normalde buraya gelen, akciğerden gelen kanı, burada toparlayan kanı, burası atrium dediğimiz bir kalbin oda, odası. Bu odadan bu odaya geçmesini kontrol eden kapak. Bu odadan bu odaya kan geçebilir ama geriye doğru geçmez. Geriye geçmeye kan çalıştığında kapak kapanır. Bu kapak kapanmasına rağmen geriye kan kaçağı oluyorsa biz buna mitra yetmezlik, mitra kapak kaçağı diyoruz. Aynı şey benzer bir şeyde Türküspit kapakta var. İşte bu kapakların kaçakları belli bir dereceye vardığı zaman şöyle çok böyle eser miktarda diyorlar mesela bunun bir önemi yok. Eser kapak yetersizliğin hiçbir önemi yok. Bir pozitif hiçbir önemi yok. 1-2 Bir, pozitif biraz önemi var. 2 pozitif biraz önemli. 3 pozitif çok önemli. 4 pozitif ameliyatlık demektir. En fazla 4 pozitif oluyor zaten. Yani kapak sonuna kadar kaçırıyorsa, hiç engelleyemiyorsa geriye doğru kana o zaman 4 pozitif diyoruz. Eğer böyle varla yok çok sızıntı şeklinde bir kaçak varsa hiçbir önemi yoktur bunun. İnsanların çoğunda mitral kapakta bu tarz kaçaklar var. Bende de var. Bir önemi var mı? Sokaktan 100 kişi çevirsen 50 kişide çıkıyor zaten. Hiçbir şey yapmaz. Aslında bu fizyolojik o kapağın iki çarşaf gibi açılıp kapanırken kapandığında hafif sızdırmasıdır. Hiçbir önemi de yoktur. Emilah el yok. Hocam ben yürüyünce ve merdiven çıkınca boğaz altına doğru ağırlık oluyor ve nefes alışımda zorlanıyorum. Ne yapmam lazım? Sibadrex kullanıyorum. Bu bir kalp hastalığı olabileceğine bir olabilir. Bu ona yönelik bir işaret olabilir. Bir kalp doktoruna görünmenizi tavsiye ederim. Damar tıkanıklığı olabilir, kalp yetersizliği olabilir. Bunlara bakmak lazım. Melahat Avcı. Teşekkür ediyorum. Öyle bir bilgi veriyorsunuz ki kalple alakası olmayan konularda bile görüşleriniz önemli oluyor bizler için. O yüzden akciğer sorusu sormuştum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar Melahat Dilek Morgü. Duvar kalınlaşması ilerleme olur mu? Kalp duvarlarındaki kalınlaşma yüksek tansiyona genelde bağlı oluyor. Yüksek tansiyon hep yüksek olmaya devam ederse kalınlaşma gittikçe ilerler. Ciddi boyutlara ulaşabiliyor. İşte o da diastolik kalp yetersiz dediğimiz kalbin gevşemesinde ciddi problemlere bağlı kalp fonksiyonunun bozulması ve kalp yetersizliğine sebep olabiliyor. Evet. Fadime Öztürk. Hocam iyi akşamlar. Ben 3 sene önce bypass oldum. 3 damar değişti. Bypass'tan sonra kalp spazmı geçirdim. Anjiyo oldum. Bypass damarım tıkalı. Açamadılar. Merdiven çıkarken tıkanıyorum. Teşekkür ederim. Anjo CD'nizle bana gelirseniz o damarın açılıp açılamayacağı ile ilgili oturur konuşuruz. Açılmasının bir faydası varsa gerekirse açarız. Açılamaz diye bir şey yok. Açılamayacak damar yok. Her damar açılır ama bununla uğraşmaya değer mi değmez mi bunu tartışmamız lazım. Belki ozon tedavisiyle her şeyi rahatlayacak. Hiç açmaya da gerek kalmayacak. Buna bakmak lazım. Evet. Ser Seyhan Aydın. Hayırlı yayınlar hocam. Benim bir sorum var. Gece uykuda kalbim hızlı atıyor uyanıyorum arada oluyor. Gece uykuda çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetlerle uyanma uyku apnesinin göstergesidir. Bunu unutmayın. Uyku apnesi açısından uykuda nefes problemi yaşayan insanlarda olur. Bu açıdan mutlaka bu hastaların kontrolden geçmesinde fayda var. Turan Aydın. Hocam anjiyografi oldum bacak damarım açılmadı. Turan Bey açılmayacak bacak damarı yok. Her bacak damarını açabiliriz. Eğer gelirseniz CD'nizle birlikte bacak damarınızı açabiliriz. Açılmayacak diye bir şey yok. Ha. Hiç açmadan bir faydamız olur mu? Ozon tedavisiyle bacağınızı rahatlatabiliriz. Bir iki ilaç tedavisi de var bunun için. Tülay Servanoğlu Yiğit. Hocam yüksek tansiyon beyin damarlarında tıkanıklığa sebep olur mu? Yüksek tansiyon damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Bu bir sebep ama tek başına değil, ek faktörlerin olması lazım. Ama beyinde hasara sebep olur yüksek tansiyon. Evet, iyi akşamlar Doktor Bey demiş Kadriye Bozkurt. Benim kalp kapağında kireçlenme var, bir de hafif kaçak var. Doktora gittim, öyle söylediler. Yani kireçlenme, <laughs> hafif kaçak çok önemli şeyler değiller bunlar. Takip gerekiyor sadece. <laughs> Necibe Eski Türk. Tansiyonum sürekli büyük. 9 küçük 6 tansiyon kalp hastasıyım. Normal mi? Yani tansiyon hastasıysanız, tansiyonunuz dokuzlardaysa belki tansiyon ilacınızı ayarlamak gerekebilir. Belki dozunu azaltmak lazım. Fazla gelmiş olabilir. Şikayetiniz de varsa kesinlikle. Evet, son soruları alalım. Eğer cevap veremediğim sorusuna cevap veremediğim bir izleyicimiz varsa sorusunu sorabilir. Şimdi son soruları alıyorum. Yukarıda kalıyor şu anda sorularını görememiş olabilirim. Eğer yeniden sorusunu yazarsa burada cevaplayabilirim sorularınıza. Evet bugün kalp yetersizliğini konuştuk. Kalp yetersizliği, nefes darlığını konuştuk. Bundan sonra her pazartesi günü akşamı bir konu konuşacağız. Bunları pazartesi akşamları izleyebilirsiniz. Bu arada bu videoları kaydedip zaten sayfamda yayınlayacağım. Geriye dönüp de bakabilirsiniz. Evet. Ünzülü Hanım demiş ki hocam ellerimde uyuşma var. Sol dirseğime doğru omzuma enseme ağrı vuruyor. Bunun için ne yapmam lazım? İyi akşamlar. Uyuşma, ağrı eğer yatarken daha da artıyorsa boyun fıtığıyla ilgilidir. Eğer yürürken merdiven çıkarken daha artıyorsa kalple ilgilidir. Böyle ayırt edebilirsiniz. Nalan Şengül Deveci hocam geçen sene bir sıkıntı yaşadım size danışmak isterim. Gece uykumda yüzümün sağ yanını uyuşma hissiyle uyandım. Uyuşma yukarıda kafam üstüne doğru ilerledi. Dudağım sağa doğru kaydığını. Parmaklarım yavaş yavaş akış hızlandı, normale döndü. Kalkmış. Yani bu yüzünüz üzerine yattığınız için sinir sıkışması olmuş olabilir. Çok önemli bir şey olmayabilir. Bir sefer olduysa hiçbir önemi yoktur. Hocam art kapağın 1.2 ne anlama geliyor? Art kapağında 1.2 bir anlama gelmez. Eko raporunuzu gönderirseniz yardımcı olurum. Ee, Turan Bey, hocam Plalex ve 300 mg aspirin kullanıyorum. Doktora danışmadan sizce ne yapmalıyım? Doktora danışmadan mı kullanıyorsunuz? Anlamadım. Eğer doktora danışmadan bir ilaç kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Hocam devamlı kulağım çınlıyor. Bunun tedavisi var mı? Kulak çınlamasının e, lazer, kardiyovescilerin yaptığı bir lazer tedavisi var. Bunu yapabilirsiniz. Bir de ozon tedavisi. Bu ikisinin faydası olabilir. Hocam benim de kalbimde kireçlenme var. Ne yapmam gerekiyor? Kireçlenme özel bir şey yapmanıza gerek yok. Takip etmek lazım sadece o kadar. Evet, Rusar Belen. Kızım 40 yaşında hipertroidi ve üser var. Tansiyonu genelde düşük, bazen 10 altı oluyor. Fenalık hissi oluyor. Neden? Ülsere bağlı kansızlık olmuş olabilir. Buna bakmak lazım. Bir de tiroidde de tansiyon düşüklü olabilir. Bunlara iyice bir kontrol etmek lazım. E, bu hastalar spor ve ozon tedavisinden çok fayda görürler. E, Kesinlikle öneririm. Metin Güllü. Hocam benim EKG'de sağ dal bloğu çıktı. Bu doktayı bloğu çıkıyor. E, ne demek oluyor? Sağ dal bloğu biraz önce kalbin sol tarafında elektriksel iki tane kablo vardı sağına soluna. Giden bir elektrik kablosu gibi elektriği ileten. Bunlar da arıza olmasına sebebiyle. Sol taraftaki olursa sol dal bloğu, sağ tarafındaki olursa sağ dal bloğu deniyor buna. Büyük önemi olan şeyler değiller. Çünkü kalbin kasları zaten elektriği iletiyorlar. Sağ dal bloğu olanın hemen hemen hiçbir önemi yok. Zekiye Gagaş, İsveç'ten selamlar. Uyku apnesi kalp krizi yapar mı? Teşekkür ederim demiş Zekiye Hanım. Aa, ...kesinlikle uyku apnesi kalp krizine sebep olabiliyor. Özellikle uykuda kalp krizine sebep olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir hastam gelmişti. Ee, uyku apnesi olduğunu tespit ettik. Dedik ki yani uykuda kalp krizi geçirip uykuda ölebilirsiniz bile dedik. Hastanın cevabı şuydu. Hocam bizim sülalede herkes uykuda ölüyor. Şimdi bu da genetik geçiş demektir. Mesela geniz etinin genetik geçişli olması gibi... ...veya bir takım anatomik problemlerin genetik geçişli olması gibi hastalar uyku apnesi mesela annenizde babanızda varsa geniz eti problemi varsa uyku apnesi varsa sizde de olma ihtimali yüksek. İşte uykuda mesela o hastanın sülalesinde hepsi uykuda ölüyorlarmış. O hastayı yakaladık, uyku apnesini tespit ettik, tedavi ettik. O hasta artık uykuda ölme riski yok denecek kadar az. Herhalde olmaz bir daha diye düşünüyoruz. Evet Cemal Binici hocam tansiyonun ilaç kullandığımda ara ara ölçüyorum. 10-10.8 6.5-7 arasında çıkıyor. ilaç dozunu eksiltmek gerekir mi? Bence hiç gerek yok. Gayet iyi tansiyonlar. Sizde de bir şikayet yapmıyorsa tabi. Evet. Celal Dilek Binbaşı. Hocam merhabalar iyi akşamlar. Hocam ben diyaliz hastasıyım. Bu oyunu 40 ameliyat olmam gerekiyor. Fakat korkuyorum suratımın sağ tarafında ciddi manada uyuşuyor. Boynumda kadar tansiyon düşüyormuş. Bir buçuk sene yürüyemiyorum. Yürüyorum ama vücudum çok kötü durumda hocam 198 engelliyim. Belden aşağıya vurmuş. Çok bizimle alakalı bir şey yok anlattıklarında çok anlayamadım. Evet. Kalple ilgili sorular alıyorum. Meryem Çolakoğlu hocam sağ elimde parmaklarında uyuşma oluyor. Arada diken batıyor gibi oluyor. Sonra da ateş oluyor. Meryem Hanım'ın anlattığı sinir sıkışmasıdır tamamen. Bir ortopedi, nöroloji, beyin cerrahisi bunları görürse daha iyi olur. Turan, Ay Turan Aydın. Hocam hiç kontrole gitmedim. 4 yıl önce doktor yazmıştı. Halen içiyorum. Bu ilaçları kan sulandırıcı bunu ölene kadar mı kullanacağım? Kan sulandırıcılar. Tabii ki e ölene kadar kan sulandırıcı kullanmanızda fayda var. Bir. İkincisi 4 yıldır kontrole gitmemiş olmanız kesinlikle büyük hata. Kesinlikle kontrole gitmeniz lazım. Başınıza iş gelebilir her an. İnsan vücudu değişkendir. Zamanla ihtiyaçları değişebilir. Kontrollerde ilaçlarınız da değiştirilebilir. Yani e, kontrolde sizin fark etmediğiniz damar tıkanıklığı şikayeti olmasa da sizde damar tıkanıklığı olabilir. Bunların kontrol edilmesi lazım. Başınıza bir şey geldikten sonra, kalp krizi geldikten sonra, felç geçirdikten sonra kontrole gitmenizin bir anlamı yok. Evet, azamet arslan. Hocam kalp yetmezliğim var, yanımda hangi ilaç olmalı ki kalp krizi geçirdiğimde almak için? Böyle bir kalp krizi geçirdiğinizde kan sulandırıcınız olması lazım. Aspirin olabilir, plavix olabilir, böyle bir şey alabilirsiniz yanınıza. Ama onu zaten düzenli kullanıyor olmanız lazım. Endercan Ay doğmuş. Hocam merhaba benim iki stent kalbin şah sağ tarafında 2010'da takıldı. Pardon soru kaçtı galiba. Ama bir senedir iki göğsümün ortasında bir dakika kadar ağrı ve baskı oluyor. Sonra geçiyor. İlaçlarımı düzenli içiyorum. Belok ekoprim delik. Şimdi <laughs> birkaç saniyeliğine bir ağrı oluyor. Bir dakika kadar ağrı oluyorsa. E, Endercan ay doğmuş. Eğer ağrılarınız yürüyünce oluyor, durunca geçiyorsa kesinlikle kalple ilgilidir. Bunun acil muayene olmanız gerekir. Bir an önce muayene olun. Nefise Bağlıcı. Hocam oğlumun doğuştan kalbi delikli. Şemsiye takıldı fakat haftada üç kez... Alkol oluyor. Zararı var mıdır? Beni dinlemiyorum, 29 yaşında. <laughs> Kalbindeki deliğe kapatıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz. Problem olmaz. Alkol ritim bozukluğunu tetikler. Kalpteki delik olanlarda ritim bozukluğu olma ihtimali yüksektir. Beraberinde alkol alıyorsa bu ihtimali daha da artırır. Bu açıdan sakıncalı. Ayşe Er hocam bende ritim bozukluğu var. İlaç olarak diltizem kullanıyorum. Bir de tansiyon ilacı kullanıyorum. Bana Bordalar fazla yıkılacak diye söylediler. Ben biraz kördüm. Bazen güçlü. Anlayamadım sorunuzu. Sorunuzu anlayamadım Ayşe Hanım. Biraz düzgün yazınızı düzeltip gönderirseniz anlarım. Şu an anlayamadım sorunuzu. Ulviye Sert. Hocam aort damarında kalınlaşma ve kalp kapakçığında kaçak var. Riskleri nedir? Şimdi kalp kapakları bunlar. Aort damarında değil. Bakın bunlar kalp kapağı. Bir de burada iki tane de burada var kalp kapakları. Bu aort kapağı. Bu ise o kapağın üzerinde çıkan aort damarı. Aort damarı budur. Bunda kalınlaşma diye bir şey yok. Bunda genişleme olur. Bu aort kapağın üç parçası vardır. Bunlar kalınlaşabilir. Yani Ayşe Hanım, sizin ya kapaklarda kalınlaşma var ya aortta genişleme var. Muhtemelen aort kapağında kalınlaşma ve kaçak var demişler. Aort kapağındaki kaçak eğer kritik değilse, hafif ve orta derecedeyse çok önemli değil. Normal hayatınıza devam edin. 6 ayda bir ultrasonla takip ettirin yeterli diyoruz. Birinci ayda kalbime iki tane stent takıldı. Gülcihan Hanım demiş Gülcihan Serin. Eğilip kalkınca ve yatınca baş dönmesi oluyor. İyi akşamlar eğilip kalkınca ve yatınca baş dönmesi oluyor. Yani yattığında kalkınca, oturduğunda kalkarken baş dönmesi oluyorsa ya tansiyon düşüktür ya şah damarınızda tıkanıklık vardır. Bunların iyi kontrol edilmesi gerekir. Zülfü Karni kozan. Hocam 68 yaşındayım. 45 yaşında bypass oldum. 3 damarda şu an bir damar tıkanmış. Açamadılar. Bazı önerilerde tavsiyede bulundular. Ne yapmalıyız? Latixa, Concord, Pingel, hastane, memleket kullanıyorum. Şimdi 3 e, damardan birisi tıkanmış açamadılarsa açmaya gerçekten gerek var mı? Bu tartışılır. Buna bakmak lazım. E, eğer kalbinizde ciddi bir hasar yoksa bol bol spor yapmanızı, eğer kontrolde her şey yolundaysa bol bol spor yapmanızı öneririm. İlaçlarınızda değişiklikler yapılabilir. Ozon tedavisinden fayda görebilirsiniz. Bu konuyu araştırın. Gülcihan Serin. Birinci ayda kalbime iki tane stent takıldı. Eğilip kalkınca ve yatırınca baş dönmesi oldu. Bunu cevapladık. Evet Gülcihan Hanım. Bir şah damarı veya tıkanıklık olabilir. Kalbinizde şey tansiyonunuzda düşüklük olabilir. Evet. Bu akşamlık bu kadar. Sorularınızı bir soru daha geldi. Hadi bunu da cevaplayalım. Hocam pulmoner embolinin hastasıyım. Ne önerirsiniz? Pulmoner emboli bacak toplar damarlarından veya o bölgeden karın toplar damarda olabilir nadiren oluşan pıhtının ciğerlere atmasıdır. Burada ciddi nefes darlığı olabilir. Tekrar oluşmaması için bol hareket, bol spor ve kan sulandırıcı kullanmanızı öneririz. Bir de ozon tedavisi yine burada da faydalı. Gülay ayırmak Karagül. Hocam ben size gelmek istiyorum. Kemoterapinin bitmesini bekleyeyim mi? Gelebilir miyim? Bana gelmeniz için kemoterapinin bitmesine gerek yok. Gelebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Bugün kalp yetersizliğini konuştuk. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni konularla karşınızda olacağız. İyi akşamlar.